her an çok şey oluyor. Bu bunu biraz böyle sona saklıyoruz arkadaşlar. Yani o gözü böyle gösteriyoruz. Bunu biraz sona saklıyoruz. Burada bir şey bahsetmek istiyorum eğer senin de vaktin varsa. Ben geçen hafta Mersin'deydim. Mersin'de Kredi Yurtlar Kurumu'nun bir yurdunda kadınlarla şimdi öyle deniyor ya artık. kadın öğrencilerle bir araya gelmiştim ve bir iki saat, iki buçuk saate yakın bir e, konferans verdi. Daha doğrusu beraber bir sohbet ettik. Hı hı. Son dönemde zevk aldığım en önemli konuşmalardan bir tanesiydi. Türkiye'nin her tarafından gelen o zeki e, Türk kadınını görmek beni çok mutlu etti. Müthiş cevaplar veriyorlar. E, ve hayatla ilgili inanılmaz bilgileri var. Yani Türkiye'nin sorunları, silahlı kuvvetlerin durumu ve çok da güzel yaklaşımları var. O sırada Sohbet ederken bir grupla karşılaştım, içerideki olan bir grupla. Ben anlamadım önce onların kim olduğunu. Onlar Mersin'deki Sosyal Bilimler Lisesi'nde yatılı okuyan öğrencilermiş. Onlar da gelmişler dinlemeye. Hı hı. Onları yetiştiren e, öğretmenleri bir defa tebrik ediyorum. Hı. Bu kadar mı güzel konuşup bu kadar mı güzel cevap verirler? Çatır çatır cevap verdiler. Hatta dayanamadım. Ee, program bitti. Hocaları da oradaydı. Ee, onların başında kalan hocaları da oradaydı. Dedim ki hocam, yarın ben dedim okumuzu ziyaret edeceğim. O gün e, Mersin'den Urfa'ya geçecektim ve gittim okula ve öğrencileri gördüm. Urfa'da çok güzel, çok özel bir yer ya. Abi gerçekten pırıl pırıl. Evet. Nefis bir nefis bir gençlik geliyor. Ben Birçok kişiden çok daha farklı düşünüyorum. Çok ilginç bir gençliğimiz var. Ve e, ben hepsiyle çok gurur duyuyorum. Her gittiğim yerde öyle güzel cevaplar alıyorum ki. Dün Antalya'da bir konuşma yapmaya gitmiştim. Önümde tam sahnenin önünde 13 yaşında bir delikanlı vardı. Bak delikanlı diyorum ha. Çocuk demiyorum. 13 yaşında delikanlı vardı. Ben şey de sorarım. Böyle e, interaktif bir program yapmayı sevdiğim için. Dedim ki ya bizim dedim e, Libya'da ne işimiz var diye sordum. <laughs> Şeye i̇şte salona. E, öndeki delikanlı elini kaldırdı. Hadi dedim sen bakalım cevap ver. Hı hı. şimdi Bekliyorum. Daha önceki e, karşılaştığım insanlardan biliyorum. Artık e, büyümüş küçülmüş dediğimiz böyle çok güzel örneklerle karşılaştım. Dedi ki bak, aynen tabir de böyle. Doğu Akdeniz'de kıyısı olmamasına rağmen Fransa'nın burada ne işi var diye sormadığımız müddetçe kimsenin Türkiye'nin Libya'da ne işi var diye soramaz. Yani. Cümleye bak. <laughs> Cümleye bak. Ley. <laughs> Ley. Kaldı şimdi. Ya ben yani cevabını biliyorum ama 13 yaşında bir delikanlının bu söylediği cevabı arkasında dedim ki Sorunun cevabı herkes tarafından alınmıştır, dedim. Ee, şey düşmüştür, <laughs> bu soru gündemden düşmüştür dedim. 13 yaşındaki delikanlılar, 7 yaşındaki delikanlılar, neler var neler. O Anadolu irfanı denen şey ne büyük bir irfandır be kardeşim. Sen geçen madene gittin değil mi? Evet. Orada karşılaştığın birçok şey var. Müthiş, müthiş. Bu Mersin'e gittiğimde ya o sebeple ben ne zaman hakikaten Anadolu'ya sen çok daha fazla gidiyorsun. Çıksam İstanbul'un refleksiyle <laughs> arama büyük mesafe koyuyorum. Ee, beni söyledi benim söylediklerime da? geldin? Yok gelmedim. Geldin. Ben, hangisine? Çünkü ben sana şöyle bir laf söylüyorum. de biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Evet, Nisan'da. O kesinlikle ayrı dünyaların insanları. Ben sana ne diyordum? Ne diyordum? Anadolu, Anadolu'dan İstanbul'a baktığında Ayrı bir dünyada yaşıyormuşsun gibi İstanbul'dan Anadolu'ya baktığında ayrı bir dünyada yaşıyormuş gibi ikisinin arasındaki konuşulan konular bile birbirinden çok farklı demiştim hatırlarsın. Burada da söyledim onu. Ve ben her Anadolu'ya gidişimde güç toplayıp geri geliyorum. Hakikaten öyle. Güç toplayıp geri Kesinlikle. geliyorum. Ben de şimdi sen Mersin'i söyledin, Şanlıurfa'yı söyledin. Hı. Ben de hususen Mardin'i burada anıyorum. Mardin'de. Ee, Sayın Vali ve Belediye Başkanı Mustafa Yaman, e, adeta Recep Yazıcıoğlu, merhum Recep Yazıcıoğlu gibi şehri yeniden adeta kurmuş. Hakikaten inanılmaz bir enerji sarf ediyor ve bunu şey olmasın. Şimdi bazı valilerimiz var, bazı belediye başkanlarımız var, reklamı çok seviyorlar. Yani direkt söylüyorum. Ya hocam güzel bir şey yaptıysan, tamam bugün bazı şeyleri duyurmazsan yapmamış gibi oluyorsun. Onu da kabul ediyorum ama işten fazla reklama zaman ayıran kişiler, yapılar, kurumlar var maalesef. Ama Mardin'de olan şey çok başka bir şey. Hakikaten çok özel bir şey. Buradan Mustafa Yaman'a ve Mardin Gençlik Merkezi Müdürü sevgili Burak Tuzlu'ya selam ediyorum. İnanılmaz bir gençlik var. Düşünsene ya lisedeki çocuklar ee, dış politika atölyesi kurmuşlar Mete Erar. Dinliyorum. Dış politika atölyesi dış politika kurmuşlar. Yani az önce dedin ya o Hı -hı. delikanlımızın 13 yaşındaki delikanlının kurduğu cümlenin şerhini yapıyorlar tamam mı? Ee, atıflarını yaparak müthişler. Hakikaten müthişler. O sebeple İstanbul'un, İstanbulluların, İstanbul'daki başta bu gazeteci falan böyle tayfa demeyeyim hadi Gazeteci cenahının başta olmak üzere, STK'ların başta olmak üzere Anadolu'dan öğreneceğimiz şu çayın gerçekliği kadar yeni geldi. Hazar sağ ol abicim. Ee, öğreneceğimiz çok şey var. Diyelim. Hazar dünya çapında biliyor musun? Hı? Hazar dünya çapında ünlü biliyorsun. Dünya çapında Hazar. Yani Eyvallah. şu anda kaç ülkeden seyrediyorsun bilmiyorum Hazar. Eyvallah Hazar. Vallahi billah. <laughs> İdlib konuşuldu mu diyor. Bir nebze konuştuk İdlib'i. Hatta çıktık. Ee, Ersin, bile ya. Ersin Kurt, Kerem Bektaş gibi arkadaşlarımız başka kişiler de yazmışlardı. Doğu Türkistan konuşun e, şeklinde mesajlar düşmüş. Bakıyorum başka. E, şu an isimlerini kaçırdığım başka arkadaşlar da var. Ya bu meseleyi bilmiyorum. İlişkin bir şeyler söylemek ister misin? Ya bunu ara geçen, ara sefer de geçen, geçen sefer de söyledik. Geçen seferde söyledik. Yani Bahis geçtiğinde de konuştuk. Geçen biraz ama her yerde konuşuyoruz. Bir yani Bir şöyle bir tavır da var. Ben onu da anlamıyorum. Ee, neden bu konuyu konuşmuyorsunuz? Ya kim konuşmuyor? Ben adeta daha böyle bir de şey de var. Arkadaşlar, sizin için söylemiyorum da bir yargı verilmiş. Yani sen konuşmazsan ya da konuşmadıysan, konuşmadığın düşünülüyorsa bittin. Hayır, yani hayır. öyle bir refleks. Hani, yani arkadaşlar hayır, her defasında şunu mu yapacağım? Her defasında yedim her defasında söylüyorum. Her defasında muhakkak değiniyorum ve gidiyorum. Hı -hı. Ben e, Twitter üzerinden çok şey paylaşan bir insan değilim. Ben ben e, oradaki kısacık alanda paylaşmak yerine her şeyi anlatmayı seviyorum. Bugüne kadar neyi konuşmadık ki bunu konuşacağız. Yani Çin'le bir ilişkim yok arkadaş. Çin'le ticaret yapmıyorum. Çin'le ilgili bir mevzum yok. Niye konuşmayacağım? Yani bir angajmanım yok. Benim bir tek angajmanım bu memleketle. Niye konuşmayacağım yani? Şunu da söyleyeyim o zaman. Eyvallah. Ben kişisel kanaatimi söyleyeyim. İsmail Halis olarak kişisel kanaatim şudur. Çin'in devlet politikası olarak Doğu Türkistanlılara yaptığı bugüne kadarki zulümlerin haddi hesabı yok. Biz al bayrak medya olarak da TV'nin aynen böyle an anlattı değil mi? TVNet olarak da yaptığımız sadece videoları söylemiyorum. cümle olarak da söylemek istiyorum şu anda. Mesela bizim e, bir hafızayı anlatan, bütün hafıza serüvenimizi anlatan bir özel teaser'ımız vardır arkadaşlar. Orada mesela İsa Yusuf Alptekin vardır. Kimdir İsa Yusuf Aktekin? Bugün Doğu Türkistan için cümle kuran birçok insanın dahi cümle kurmadın mı diye adeta tehdit eden birçok insanın dahi hatırlamadığı, ismini bilmediği İsa Yusuf Alptekin merhum bizim o teaserımızda, hafıza teaserımızdaki en öncü isimlerden birisidir. Şu cümleyi kurduğum zaman inşallah linç edilmem. Ama bu cümleyi kurmalıyız arkadaşlar ve bunun farkında olmalıyız. Evet, Çin Doğu Türkistanlı kardeşlerimize ağır zulümler yapmaktadır. Fakat Abdülkerim Heyit ismini hatırlıyorsunuz değil mi? Doğu Türkistanlı bir müzisyen. Bakınız orada kamuoyu üzerinden bu ifadeyi kullandığım için ne olur yanlış anlaşılmasın biraz amiyane bir tabir. Bürokrasimiz bile bakın bürokrasimiz bile trollendi. Özür diliyorum. Yani bu ifadeyi kullandığım için. Abdülkerim Heyit üzerinden Kişisel kanaatimdir bunlar. Çin istihbaratı Türkiye'deki kamuoyunu trolledi. Ve dışişlerimizi işlerimizi tırnak içerisinde söylüyorum. Çok riskli sular bu kurduğum cümleler. Adeta açığa düşürdü. Evet açığa düşürdü. Sonra Abdülkerim Heyit'in yaşadığının videosu hatırlayın. Hemen servis edildi ve sonrasında yaşananları biliyorsunuz. Şimdi Amerikan istihbaratı başta CIA olmak üzere bu meseleyi dünyanın her yerinde Türkiye'de özellikle maalesef bazı gazeteler üzerinden istismar etmeye devam ediyor. Fakat Amerikan istihbaratın istismar etmiş olması, ediyor olması bu zulmün olmadığı anlamına gelmiyor. Fakat bugün Hong Kong'daki meydanlarda Doğu Türkistan bayrağı dalgalandırılıyorsa Hong Kong'daki göstericiler Amerikan elçileriyle görüştüğü meydanda Doğu Türkistan bayrağı dalgalandırılıyorsa en azından bunun farkına varalım. Yani bu bizim meselemiz. Bu ne Amerika'nın meselesidir, ne Çin'in meselesidir. Türklük başka bir şeydir. Bunun farkında olalım da sonrasında bütün bu cümlelere kuralım. Duruşumuz bize ait bir duruştur. Türkiye'nin duruşudur, Türk duruşudur, Müslüman duruşudur. Ama bütün bu ince meselelerinde lütfen farkında olalım. Çünkü sosyal medyada hakikaten biraz tuzaklanıyoruz diye düşünüyorum. Biraz uzattım. Biriktirdiğim bir meseleydi bu. Bu vesileyle paylaşmış oldum.